Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizinle yine kenar örneği paylaşacağım. Şöyle ben daha burada yapmıştım, köşeleri bu şekilde yapıyorum daha düzgün durması için arkadaşlar. Şimdi bu köşeyi beraberce nasıl başladığımı da hemen paylaşayım. Ondan sonra örneğe geçeceğim. Şuradan hemen şu köşeden tığımı batırdım. Şöyle aldım arkadaşlar. Şöyle sıkılayım buradan. Alttan da sıkıladık. Şu şöyle. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Tam şu köşeye. Eğer batmakta zorlanıyorsanız iğneyle birazcık bollaştırın orayı. Şöyle sık iğne yaptım. Bir, iki, üç. Üç tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar şöyle batıyorum. Köşem bu şekilde oluşuyor. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Ondan sonra göz kararı çok böyle çektirmeyecek, çok da bol olmayacak şekilde araları üçer zincir. Şöyle sık iğnelerimi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi örneğimi paylaşacağım. Burayı sadece köşeyi göstermek için burayı paylaştım. Şimdi şu şekilde bütün bir kenarı yapıyoruz. Bütün bir kenar yaptıktan sonra ben şimdi örneğimi paylaşacağım arkadaşlar. Burayı sökelim. Öbür başa başlayacağım. Şu yaptığım yerden devam edeceğim sizinle. Şimdi şöyle bir köşem var. Geldim buraya. Bu köşe buraya dolan. Bir şey yapma geldikten sonra tam şunun ortadaki tepeye battım. İpimi şöyle sıkılayacağım arkadaşlar. Buraya battıktan sonra şu ipimi şöyle attırıp burayı şöyle bir sıkılaştırdım. Bir 3 zincir çektim burayı, şu arayı 4 trabzan doldur. Zincirle beraber 4 trabzanım oldu. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını donadım. Burayı atladım. Buraya 4 tane trabzanım yapıyorum. Tekrar burayı atladım, burayı. Dört tane trabzan. Üç zincir. Şimdi bunun biraz ördükten sonra üstünün örneğini yapacağım. Birkaç tane yapayım. Çok biraz uzamasın diye diğer taraflarda göstereceğim çünkü. O sebepten biraz hızlı geçiyorum burayı. İki renkli battaniye yaptığınızda bu örnek çok güzel oluyor. Şimdi ben bu kadar yapayım arkadaşlar. Şuraya, pardon, şuraya. Ondan sonra karşıya geçeceğim. Şimdi şöyle yaptıktan sonra tekrar geldim. Bura bitiyor. Bu köşeye gelip burada sabitleyeceğiz ipimizi. Şuraya geldikten sonra. Bütün bir kenarı donandıktan sonra. Daha sonra beyaz ipimi alacağım arkadaşlar. Şimdi tam tepeden şu tepeye beyaz ipimle buraya geldiğimi düşünerek tepeye bağladım. Sarıyı buradan beyaza devam ediyorum. Şöyle bir sıkılayım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Başını iki sefer doluyorum. Burun yuvalarımın içini
sefer doluyorum. Bu şekilde 6 tane dolduracağım. 2 2 çekiyorum. 2 2 2. Altı tane dolduktan sonra başını tekrar iki sefer doluyorum buraya. Dört. Beş. Altı. Tekrar buraya. Alt. Bunu olmadı. İki sefer dolayacaktım. Altı. Tekrar buraya. Bütün bir sıra boyunca bu şekilde battaniyemizin bütün etrafını çeviriyoruz. Aynı işlemle. İkinci sıramız battaniye. Hatta üçüncü sıramız oluyor sarı, alttaki sarıyla. Eğer bu peçete türü değilse arkadaşlar, normal battaniye yaptıysanız bu şu alt sıra hiç yapmanıza gerek yok. Zaten şu sırayı battaniyenizin üstüne kurabilirsiniz. Bu peçete için ben, yani batma yerini göstermek için peçeteyi böyle yaptım. Bazen battaniyelerinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şurayı da şöyle yapayım. Örneğimiz tam gözüksün. İki sefer doladım. 2 2 2 aldım. Altı. Bu ipim bu şekilde tüm bir etrafı dolandıktan sonra şimdi sarı ipimle tekrar üst yapacağım. Tam sarı, şöyle beyazlığın tam köşesine, şöyle tam köşe olacak şekilde, çektirmeyecek şekilde batıyorum. Şöyle arkadaşlar. Tabi sizin için bu geçerli olmayacak, battaniye kenar yaparken geldiğimizde buradan bağlamış olacağız beyazla. Ben o kadar uzun zaman olmadığı için böyle yapıyorum. Şimdi arkadaşlar şuraya bir sabitleyeyim. Daha sıkı iğnemle sabitledikten sonra başını şöyle iki sefer doladım ipimi. Tam şu sarı trabzanın içinden girdim. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir çektim. Şimdi şuradaki trabzanlarımın tepelerine şuraya bir tane sık iğne yaptım. Sonra yanındakine, sonra yanındakine ve yanındakine. Battıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane batmış oldum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu 4 de olabilir zinciriniz, 3 de olabilir. Şu 2'ye battım. Şöyle kapattım. Başını donadım. Aynı yere trabzan. Yanına bir trabzan. En sonunda şu kalan yerime de arkadaşlar sık iğne. Biten yere. Şimdi başını iki sefer doladım. Sarı şu trabzanımın içine battım. 2 2 2 çektim. Başını iki sefer doladım. Şimdi de pardon. Şu iki sefer doladım. Şimdi de
Şuran 2 2 2 çektim. Şu yine devam ediyorum. Trabzanların üstüne tek tek batmaya. Önce buna sık iğne. Trabzan. Yine şurayı ikiliye batarak pimpiriğimi yaptım. Başını doladım. Buraya geldik arkadaşlar. Bitimine. Başını iki sefer doladım. Önce buna 2 2 2 2 sefer doladım. Tek ondan sonra buraya 2 2 2 çektikten sonra şuradaki gördüğünüz gibi şuradaki trabzanın tepesine sık iğne yaptım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Hemen şuraya bağladım. Başını doladım. Pardon. Aynı yere tekrar battım. Ve şuraya sık iğnemi yaptım. Arkadaşlar, örneğimiz böyle oluyor. Bu battaniye örneğine çok yakışıyor. İki renkli battaniyeleriniz varsa çok güzel bir örnek. Size de tavsiye ederim yapmanızı. Hemen bir örnek daha yapacağım arkadaşlar. Şunu da yapalım beraberce. Daha aklımızda kalsın. Şimdi buraya geldikten sonra arkadaşlar başını şöyle iki sefer doluyorum. Şuradaki trabzanımın içine girdim. 2 2 2 çektim. İki sefer doladım. Şimdi buna 2 2 çektim. Sonra buradaki şu batılmayan trabzanım var. Buna sık iğneyle battım. Başını doladım. Yine trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 Tam şuradaki ikili yere batarak şu pimpiriği yapıyorum. Pardon, aynı yere batacağız tekrar. Aynı yere tekrar battım. Yanındakine battım. Sonra şuraya en sondakine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam ediyor örneğim. Böyle oluyor arkadaşlar. Çok güzel bir örnek. Her şeye yakışıyor. Kalın ipe, ince ipe ikisine de yakışıyor arkadaşlar. Arzu size kalmış. Hem burada değişik bir örnek çıkıyor, hem burada değişik bir örnek çıkıyor. İki renkli yaptığınız battaniyelerinize ya da peçetelerinize çok güzel. Bebek bazen battaniye çok güzel gideceğini düşünüyorum. O sebepten paylaştım. Arkadaşlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone ve yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.